Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz 12. sınıf konularından fotosentez ve kemosentez. Yine bu konu öğrencilerin genelde sıkıntı yaşadığı konulardan biri. Videomuzu dikkatlice dinlerseniz konuyla ilgili eksikliklerinizi giderebilirsiniz. Hemen konuya giriş yapalım. İnorganik maddeden organik madde sentezi yapan canlılara ototrof canlı adı verilir. Peki ototrof canlılar kendi arasında İki ayılır. Bir fotoototrof yani fotosentez yapanlar, iki kemo ototrof yani kemosentez yapan canlılar. Fotosentez yapan canlılar kimlerdir? Bitkiler, öglena, algiler ve bazı bakteriler. Yani fotosentez yapan bir canlı prokaryot ya da ökaryot olabilir. Ancak kemosentezi yapan bir canlı ya bakteridir ya da arkedir. Bakteri ve arkeler dışında kemosentez yapan bir canlı yoktur. O zaman bir canlı kemosentez yapıyorsa kesinlikle prokaryottur. Bu çok önemli bir cümle arkadaşlar. Şimdi gelelim fotosentezin denklemlerine. Bakın fotosentezi yapan canlıların bazıları fotosentezde karbondioksit ve su kullanarak glikoz gibi organik besinleri ve oksijen üretir. Tabi bu süreçte ışık ve klorofil kullanır. Fotosentezi bu şekil yapan canlılar kimler? Bitkiler, öglena, algler ve siyanobakterilerdir. Peki fotosentezi yapan mor sülfür bakterileri ise fotosentezde su yerine ne kullanmış? H2S. Peki ne açığa çıkmış? Kükürt gazı. Dolayısıyla bakın burada çok önemli bir nokta var. Bazen sorularda diyor ki fotosentezde atmosfere verilen oksijenin kaynağı Acaba su muydu yoksa karbondioksit miydi? Bakın mantık yürüterek gidelim. Eğer karbondioksitin oksijeni olsaydı o zaman burada da karbondioksit kullanıldı. Burada da oksijen çıkması gerekmez miydi? Dolayısıyla baktığımız zaman burada su kullandık oksijen açığa çıkmış. Burada H2S kullandık diye kükürt gazı açığa çıkmış. Demek ki atmosfere verilen oksijenin kaynağı sudur. Karbondioksitin oksijen ise nereye gitmiş? Besinin yapısına katılmış arkadaşlar. Bunu işaretleme sorulardan sorularında kullanıyorlar. Mesela diyor ki bir bitkiye karbondioksitin oksijeni radyoaktif izotoplarla işaretlenerek verilirse o zaman bu durumda besinin oksijeni işaretlenir. Atmosfere verilen oksijen işaretlenmez arkadaşlar. Peki şimdi gelelim kemosentezin denklemine. Bakın Kemosentezde de yine karbondioksit ve su kullanarak glikoz gibi organik besinler sentezlenir. Ancak burada ışık enerjisi değil de kimyasal enerji kullanılıyor. O zaman kemosentez olayı sadece gündüz olmak zorunda değil. Gece gündüz meydana gelebilen bir olaydır. Peki bu kimyasal enerji nereden geldi ona bakalım. Bakın inorganik madde... Mesela e, amonyak, amonyak bir inorganik madde, oksijenle tepkimeye girmiş ve nitrit artı kimyasal enerji açığa çıkmış. Peki bu kimyasal enerji burada kemosentez tepkimesinde kullanılmış. Peki amonyak bir inorganik bir maddeydi, burada inorganik madde oksijenle tepkimeye girdi, yani burası inorganiğin oksitlenmesi olayıdır. Burada gördüğünüz gibi nitrit açığa çıkmış. Çünkü bunu yapan bakterinin adı nitrit bakterileri. Bunu hatırlıyor olmanız lazım azot döngüsünden. Nitrit bakterileri ve nitrat bakterileri ikisine ortak verilen bir isim vardı. Nitrifikasyon bakterileri diye. Bu iki bakteri kemo sentez yapıyor. Yani inorganin oksitlenmesiyle elde edilen kimyasal enerjiyi kullanmak şartıyla Besin sentezi yapar arkadaşlar Nitrifikasyon bakterilerinin kemosentetik olduğunu özellikle unutmayalım arkadaşlar Şimdi gelelim fotosentezin basamaklarına, reaksiyonlarına Şimdi arkadaşlar zaten bu konuda öğrencilerin genelde sıkıntı yaşadığı kısım burası Yani fotosentezin e, basamakları, reaksiyonları arkadaşlar Şimdi bakın fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeler ve ışıktan bağımsız tepkimeler ya da diğer adıyla Kelvin çemberi hatta buna karanlık evre diyenler de var gibi isimlendirmeler yapılabiliyor. Şimdi bakın burada Kelvin çemberinin ya da karanlık evre tepkimelerinin Detayları müfredattan kaldırıldı. Yani o basamak basamak orada nelerin meydana geldiğini bilmek zorunda değilsiniz. Her ne kadar bazı kitaplar sorsa da müfredat dışı arkadaşlar. ÖSYM'de sorulan sorulara baktığımız zaman arkadaşlar sorular %99 bu çerçeve etrafında toplanmış. Yani siz bu genel şekli bildiğiniz zaman fotosenteze hangi maddenin nerede kullanılıp nerede açığa çıktığını bilirseniz soruları rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi gelelim bu basamakları incelemeye. Bakın ışıklı evre isminden de anlaşıldığına göre bu evrede ışık kullanılır ve ne üretilir? ATP. Zaten ışık yardımıyla ATP sentezine ne diyoruz? Foto fosforilasyon. Foto ışık demek zaten. Foto fosforilasyon ışık yardımıyla ATP sentezi demek. Peki burada başka ne meydana geldi? Su iyonlarına ayrıştı. Böylece oksijen açığa çıktı. Bu oksijen atmosfere verilir. Peki suyun hidrojeni nereye gitti? NADP dediğimiz hidrojen yakalayısı tarafından Tutuldu. Bakın NAD ile NADP karıştırılır. NAD dediğimiz solunumda hidrojen yakalayıcısı. NADP dediğimiz ise fotosentezdeki bir hidrojen yakalayıcısıdır arkadaşlar. Şimdi yine biz solunum konusunda da söylemiştik tekrar edelim. Hidrojen ya da elektron alan maddeler indirgenir. Verenler ne olur arkadaşlar? Yükseltgenir. Burada gördüğünüz gibi NADP hidrojen almış yani indirgenmiştir o zaman arkadaşlar. Peki gelelim devamına. Şimdi Kelvin çemberi reaksiyonlarında ne meydana geliyor? Karbon dioksit kullanılarak glikoz sentezleniyor. Tabi bu sentez için ATP lazım. Ve bu ATP'ler nereden gelmiş? Işıklı evreden gelmiş. Ayrıca glikozun yapsında hidrojen var. O hidrojenler nereden gelecek? NADPH'dan gelecek. Yani NADPH hidrojenlerini glikozun yapısına katar böylece NADP'ye dönüşür. Yani hani biz diyorduk ya glikozun yapısındaki hidrojenin kaynağı sudur. İşte bakın o sudaki hidrojen NADP tarafından tutularak glikozun yapsına aktarıldı. Yani NADP bir nevi burada bir aracıdır arkadaşlar. Şimdi olayı toparlayalım. Bakın ışıklı evrede ışık kullanılarak ATP sentezlenir. Bir. İkincisi su iyonlarına ayrışır. Oksijen açığa çıkar ve suyun hidrojenleri NADP tarafından tutulur. Peki ışıktan bağımsız evrede ne olur? Karbondiösit kullanılarak besin sentezlenir. Bunun için gereken ATP ve NADPH'lar ışıklı evreden karşılanır. Böylece ATP harcanır, NADPH yükseltgenir. Zaten fotosentezde e, kullanılan ATP'ler solunum gibi olaylardan gelmez. Kendi ürettiği ATP'yi... Kullanır arkadaşlar. Şimdi burada NADPH o zaman Kelvin çemberi reaksiyonlarında ne oldu? Yükseltgenmiş oldu. Ama ışıklı evrede NADPH ne oldu? İndirgenmişti arkadaşlar. Şimdi burada biz meydana gelen olayları zaten basamaklar halinde vermişiz burada. Bir ışıklı evrede Işık kullanılarak ATP sentezlenir. 2. Su iyonlarına ayrışır ve oksijen açığa çıkar. 3. NADP indirgenir. Işıktan bağımsız evredene meydana gelir. 1. Karbondioksit tüketilerek organik besin sentezlenir. 2. Işıklı evrede üretilen ATP ve NADPH kullanılır. Böylece NADPH ne olur? Yükseltgenir. Şimdi burada kafanıza bir şey takılabilir. Biz buraya ışıktan bağımsız evre diyorsak da bu gece olur anlamına gelmez. Sakın karıştırmayın. Bakın burada doğrudan ışık kullanılmadığı için buna böyle bir isimlendirme yapılmış. Halbuki arkadaşlar ışıklı evre olmazsa ışıktan bağımsız evre meydana gelebilir mi? Hayır. Çünkü ATP ve NADH buradan karşılanıyor. Bu yüzden bu iki evre de sadece gündüz meydana gelir. Biz Doğrudan ışık kullanılmadığı için böyle bir isimlendirme yapmışlar arkadaşlar. Burayı lütfen karıştırmayalım arkadaşlar. Tabi bazen sorularda bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi fotosentezde diğerlerinden daha sonra meydana gelir gibi sorular soruluyor. Bu tür sorularda ışıklı evre, karanlık evre Ayrımı yaparak giderseniz rahatlıkla çözebilirsiniz. Mesela A diyor su iyonlarına ayrışır diyor. Bu hangi evrede oldu? Işıklı evre. B diyor ATP sentezlendi. Bu da yine ışıklı evre. C diyor NADP indirgendi. E bu da ışıklı evre. D diyor oksijen açığa çıktı. E bu da ışıklı evre. E diyor karbondioksit özümlemesi gerçekleşti. İşte bu nedir? karanlık evre ya da kelvin çemberi dediğimiz evrede meydana geliyor. Karbondioksit özümlemesi dediğimiz karbondioksit kullanımıdır. Şimdi gelelim buradaki iki uyarıya. Bakın bu iki uyarı da birbirinden kıymetli uyarılar. Şimdi ışıklı evre kloroplastın grana bölümünde meydana gelir. Sorularda çok sorulur. Peki ışıktan bağımsız evre nerede meydana geliyor? Stroma'da meydana geliyor. Bunu lütfen karıştırmayalım. Sorularda gelede bunu soruyor. Mesela diyor ki hangisi stroma'da meydana gelir? O zaman karbondisin kullanılarak glikozun oluşması stroma'da. Ama suyun iyonlarına erişmesi nerede? Grana'da meydana gelir. Peki gelen diğer uyarımıza biz demin size fotosentezi bazı bakterilerin yaptığını da söyledik. Peki bakterilerin prokaryot olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla bakterilerde zarlı organeller bulunmadığı için kloroplast da bulunmuyor. Bu yüzden fotosentez için kloroplast şart değildir. Peki bakterilerde klorofil nerede bulunur? Kloroplast bulunmadığı için klorofil pigmenti sitoplazmada bulunur. Yani fotosentez için şart olan kloroplast değil klorofildir arkadaşlar. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, sizden ricam videoyu güzelce dinleyip sonra üzerinden soru çözmeniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.